Eştarlık devam ediyor. İkinci bölümle devam ediyoruz. Malum özellikle İsrail saldırıları ki her dakika bir gelişme oluyor ve bütün bunlar o bölgede olan her şey ülkemize de yakından ilgili fakat hiç siyasette de gelişmeler var. Ve bu çerçevede bunları da konuşacağız. Aslında konuşacak çok başlık var ama manşette MHP lideri Devlet Bahçeli'nin meclis açılışında e, DEM partilerin elini sıkmasıyla başlayan tartışmalar var ve bu çerçevede de konuşmuş olacağız. Hacı Yakışıklı Ankara'dan olacak bir diğer meslektaşım Aytun Çerkin. İstanbul'da Aytunço hoş geldin. Hoş Hacı biraz sonra sana döneceğim. Hukukçular var konuğumuz Serkan Toper ve Hüseyin Ersoy sizler de hoş geldiniz. Evet, Önce bir Ankara'ya döneyim. Hacı bu konuyla ilgili bize bir Ankara'nın havasını versin. Sevgili Hacı çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bu noktayı nasıl yorumlamak gerekir? Mesela yeni çözüm sürecinden bahsediyorlar. Kişisel olarak ben o noktaya gideceğini düşünmüyorum ama be, nedir Ankara'daki evet. değerlendirme devlet beyin tavrı ve be? üzerine AK Parti'den gelen açıklamalar? Çok teşekkür ediyorum Erdoğan Aktaş. Herkese hayırlı yayınlar diliyorum. Ben bugün AK Parti Genel Merkezi'ne uğradım. Bir genel başkan yardımcısı ve 3 MYK üyesiyle görüştüm. E, i̇sim olarak da AK Parti'nin genel havası olacağı için e, özel açıklama olarak vermeyeceğiz. Ama e, ben şunu sordum özellikle. E, Mustafa Eritaş biliyorsunuz AK Parti Genel Başkan Vekili olarak çözüm sürecinin olabileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. E, benim sorduğum soru şu oldu AK Parti Genel Merkezi'nde. AK Parti'de çözüm süreci diye bir ifade kullanılıyor mu? Dem Parti ile ilgili bir yol haritası belirlendi mi? Diye sordum aldığım cevap çok netti. Çözüm süreci olmaz. AK Parti genel merkezinde 2014'teki gibi bir çözüm süreci konuşulmuyor. Çünkü o zamanın şartlarında PKK terör örgütü Türkiye'deki varlığını hala sürdürürken bugün PKK terör örgütü artık içeriden dışarıya gönderilmiş vaziyette. Yani çözüm süreci için oturup da bir partiyle terör üzerinden ne konuşulacak şeklinde bir ...açıklama geldi. Burada e, ne olacak? İşte Dem Partili ya da Sayın Bahçeli... ...mecliste tokalaştı. Sayın Cumhurbaşkanımız mecliste... E, ...salı günü... E, ...çarşamba günü özür dilerim... E, ...grup toplantısında... ...açıklama yaptı. E, ben de grup toplantısındaydım. Orada birçok isimle de konuştum. E, ve e, orada... ...bunun bir diyalog ve... ...müzakere süreci olarak gideceğini... ...dikkat edilirse konuşmaların tamamının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldığı dolayısıyla bunların parti politikası olmaktan ziyade bir devlet politikası olarak devam edeceği. Çünkü Türkiye'nin etrafı bir ateş çemberi. Ee, şu anda e, dibimizde savaşlar devam ediyor. Hal böyleyken e, burada e, bir milli birlik noktasında görüşmelerin olacağı ama bunun asla bir çözüm süreci olmayacağı, bunun ee, seçimi kazanmak için girilecek bir diyalog olmayacağı, bir seçim ortaklığı olmayacağı kesin açık ve e, net evet. bir şekilde görüşülüyor. Yani siyasi ortaklık kesinlikle yok. Kent uzlaşısı diye bir şey asla söz konusu değil. Bu AK Parti Genel Merkezi'nin özellikle söylediği. Ee, zaten Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanımızın diyalogdan bahsetmesi üzerine tokalaştığını belirtmişti. E, Cumhurbaşkanımıza dün soruldu. O da somut adım noktasında böyle bir şeye gerek olmayacağını ve sürecin devam edeceğini söyledi. Beklenen en büyük somut adımı söyleyeyim ben AK Parti Genel Merkezi'nde DEM Parti'nin PKK'ya terör örgütü demesi. Yani somut adım olacaksa bu. Bunun dışında herhangi bir adım beklemeden siyasetin doğası içerisinde bir süreç ilerleyecek. İşin hülasası Diyalog, müzakere siyasetin doğasında var ama çözüm süreci veya siyasi bir ortaklık Dem Parti ile asla e, olmayacak. Eğer onlardan da adımlar gelirse, siyasi olarak diyalog içinde olalım derlerse bu süreç böyle devam edecek. Bunun en büyük sebebi ise İsrail'in özellikle son dönemde ki işte 40 bin insanı Gazze'de, e, 16 bini çocuk bunların, Lübnan'ı bombalaması, Suriye Tartus şehrini bombalaması, e, tüm bunlar e, iç siyasetin, Biraz daha diyalog içerisinde olmasını e, gerektiriyor. Ankara'da da bu havanın e, devam edeceği gözüküyor. Burada amaç siyasi ortaklık değil, e, iç uzlaşı olarak gözüküyor Erdoğan Aktaş. Peki Aytun, seninle devam edeyim çünkü sen de zaten kaleme almışın demlilerle görüşmüşün. Evet. Şimdi hacı yarın yarın da Ahmet Türk'le yaptığım röportaj çıkacak. ha güzel bir iki ipucu. Tabii tabii, verir. biraz daha anlatabilirim. Tamam. Tabii, Sayın Ahmet Türk'ün şeyini. Nedir? Çünkü mesela hacı az önce Ak Parti kulüplerinde dolaştı. İşte PKK hacı az bilgi vermişler. Dinliyoruz o zaman. Yani <laughs> e, dışa verilmesi gereken hmm. bilgiyi vermişler. Şimdi birincisi e, 31 Mart öncesi seçimler öncesinde hatırlayın e, HDP işte DEM neyse e, Başak Demirtaş ismi çıkmıştı. E, hani HDP aday çıkaracak işte DEM aday çıkaracak vesaire. Başak Demirtaş üzerinden yürümüştü. Burada e, benim o dönem e, bildiğim kadarıyla e, iddia olarak iddia olarak söylemiyorum bildiğim e, bir şey olarak söylüyorum isimleri vermeyeceğim ama AKP Genel Merkezi ile dem arasında aslında bir diyalog oluşmuştu. Hani seçim bir görüşme töp seçim öncesinde. bir takım işte görüşmeler, neler yapılabilir, hani ne olabilir? Onlara dedikleri gibi o şey doğru. PKK'ya hani silah bırakma veya PKK'yı terör örgütü ilan etme zaten o bir kırmızı çizgi. Hani onu dem veya HDP işte o Kürt siyaseti demeli. Bunun altını çizmeli diyorlardı. Ama bir takım görüşmeler zaten sürüyordu. Bu AKP genel merkezindeki işte daha önce 2009'dan 2014 diyor çözüm süreci için acı yakışıklı ama 2009'da başlayan bir süreç bu. O süreci devam ettirmek isteyen bir kadronun 31 Mart öncesinde de böyle bir çalışması olduğunu biliyorum ben. Şimdi gelinen noktada ne oldu? Yani ateş çemberi, Orta Doğu yanıyor vesaire tamam bunların hepsi doğru ama e, dem konusunda bir gün önce e, bu yapı terör örgütüyle bağlantılı deyip grup toplantısında çıkıp konuşup arkasından e, el uzatmaya dönen, el sıkışmasına dönen ve sonrasında da bu bir doğaçlama değildir. Uzattığımız el gelin Türkiye Partisi olun, gelin teröre cephe alın temenni ve teklifi dire. Getiren nokta ne? Yani esas bizim şimdi aydınlatmamız gereken şeylerden biri bu. Benim öğrendiğim kadarıyla ben dün e, Dem kulislerinde orada işte üst düzey yetkililerle bir görüşmeler yaptım vesaire. E, şimdilik çok fazla yani çok e, üst düzey o eş genel başkan olarak değerlendiriyor. Onların dışında bir açıklama yapmayı çok düşünmüyorlar. Hani dışarıya çok hassas bir konu olarak değerlendiriyorlar. E, fakat e, onların da dediği şu şartlar olgunlaşırsa müzakereye hazırız hani bir müzakere masası, o diyalog masasına hazırız. Koyuyorlar zaten. Müzakere ne demek? Hadi. Şimdi işte ben de onu yani müzakere. Birincisi şu. Aslında önümüzdeki günlerde biz şunu konuşacağız. Ee, Abdullah Öcalan bu konuda aktör olacak mı? Tekrar. Demin masaya veya demin gündeme getirdiği, getireceği ilk konu bu. Yani Öcalan'ın bu süreçte olması, konuşması, e, o İmralı'dan işte tecrit dedikleri e, sürecin kalkması ve bu sürece dahil olmasını istiyorlar. Birinci konu bu. İkincisi e, şunu 3-4 kişiden duydum ve üst düzey. E, bölgede artık halk gerçekten e, silahlardan bıktı. Silah istemiyor. Hani bu PKK için yani özellikle onlar için yani çünkü şey değil yani sonuçta bir Türk devleti ayrı PKK ile tabii ki mücadele çekmesi Ama onların da dediği yani PKK'nın silah bırakması yönünde veya o silahtan artık vazgeçilmesi gibi bir düşünceleri var. Şimdi üçüncüsü bir yeni anayasa süreci hani deniliyor anayasa sürecinde ne olacak ilk dört madde vs. şeyi. Bu demlilerin söylediği bir yeni anayasa sürecinde Türkiye'deki halkları kucaklayan bir süreç yaşanacak mı? Yayına gelmeden önce, çıkmadan önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Hukuk Politikaları Başkanı Mehmet Uçum başka bir canlı yayındaydı. E, ve orada e, aslında o, o şu şöyle bir cümle kurdu. Türkiye halkı, hani Türk milletidir, evet Türk milleti ilk dört madde ama... Kucaklayıcı bir e, işaretti aslında Türkiye halkı üzerinde anayasada böyle bir şey yaşanabilir. Bir cümle, bir kelime, neyse artık işte eklenebilir. Böyle bir süreç yaşanabilir. Şimdi e, demlerin söylediği şu özellikle biz e, artık dediği, e, Hacı'nın da dediği doğru. 2009-2019'da başlayan süreçteki gibi işte yeni bir çözüm süreci denilmesi vesaire gibi şeyler değil ama e, AKP iktidarı nasıl başlatmıştı bu şu Milli Birlik Kardeşlik diye başlatmıştı. 2009-10'larda. Sonra açılım, çözüm vesaire işte oralara doğru evrildi. Yani e, ne kadar çözüm süreci denilmese bile bunun adı sonuçta çözüm açılım sürecine tekrar oturacak eğer böyle devam ederse bu süreç. Yani e, ad eskimiş olabilir, altta bir sorun olabilir vesaire vesaire. E, ben burada şimdi e, hani o süreç doğru muydu şeyi fikri, fikrimi söylemiyorum. Ben sadece bilgileri hı -hı, yani o, hı -hı. şey değil. Bence açılım süreci de vesaire de uluslararası bir operasyondu vesaire. Bu benim şeyim. Bu tür için bağla istersen. Evet. Şimdi e, demin mesela söylediği iç barışı sağlamalıyız doğru bir tespit. Ve Bundan da mutlu olduk. İç barışı sağlamalıyız. Hatta daha ileri giden bir cümle vardı. Şu, iç barışı sağlarsak dışarıya karşı tek yumruk dolunabilir. Dömin aslında ileri bir cümlesi bu. Yani Önümüzdeki süreç bir takım şeylere gebe. Peki. Ahmet Türk'ü de sonra anlatayım. Geleceğim. Evet. Bir MHP kanadına bakalım. Serkan Topert. Hukukçu mu? Hem... Ben... MHP'li hukukçu Hukuk, Her ikisi hukukçu, de. evet. Hukukçuluk. Türk milliyetçisi, ülkücü. Bir... MHP'li mi? Elbette ki Doğru. MHP üyesiyim ama malum tabii ki MHP adına konuşmuyoruz. O Doğru. elbette ama MHP bilen içeriden e, birçok yönüyle konuşuluyor bu. Devlet Bey el sıkışma görüntüsü çıktığında işte çevremdeki bazı insanlar dedi ki ne, ne kadar abartıyorsunuz falan. Dedim abartı falan değil Türk siyasetini belirleyecek hareket bu.